Ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi milletvekilleri onuruna verilen Strasbourg Başkonsolosu ikamet kalındaki yemekteyiz. Yanımızda da KPK eş başkanı Sayın AK Parti Siirt milletvekilimiz Afif Demirkıran var. Sayın Demirkıran, yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği maceramızda neredeyiz? Son gelişmeler müzakerelerde nelerdir? Evet. 3,5 yıllık durgunluktan sonra, 3,5 yıl hiçbir fasıl açılmadıktan sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında 22. fasıl bölgesel politikalar faslının açılması ki Fransa onun üzerindeki blokajı kaldırdı. Daha sonra Aralık ayı başında vize diyaloğunun başlamış olması, bizim geri kabul anlaşması imzalamış olmamız ile bu 3,5 yıllık durgunluktan sonra yeni bir hareketi, yeni bir ivme kazandı Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri. Biz doğrusu 10 senelik dönem içinde Türkiye'de yapmış olduğumuz reformlarla çok ciddi aşamalar kat ettik. Ama birçok faslın blokeli olmaları nedeniyle arzu ettiğimiz kadar hızlı bir müzakere yapamıyoruz. İnanıyoruz ve ümit ediyoruz ki Avrupa Birliği bu hatasından geri döner. Bloke edilmiş olan fasıllar gerek Konsey tarafından, gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından, gerek Fransa tarafından bloke edilmiş olan fasılların üzerindeki blokaj kalkar ve çok kısa bir zaman içinde müzakereleri tamamlar ve Avrupa Birliği'ne üye olabilecek bir pozisyona gelebiliriz, hazır hale gelebiliriz. Tabii biz bu ara bir rapor hazırlanmakta, ilerleme raporu ve önümüzdeki hafta içinde Dışişleri Komisyonu'nda oylanacak. Raporun kendisi, raportör tarafından hazırlanan raporun taslağı geneli itibariyle bizim tarafımızdan kabul görebilir bir rapor idi. Fakat çokça önerge verildi rapora. 338 tane önerge. Bu önergelerden gruplar bir araya gelerek, siyasi gruplar bir araya gelerek 18 tane uzlaşı önergesi çıkardılar. Halen bizim bu seyahatimiz süresince her grup kendi içinde bu önergelerin tartışmasını yapıyor ve öyle anlaşılıyor ki bu 18 tane önerge üzerinde eğer nihai uzlaşı da olur ise bunlar da dahil edilecek. Biz de ancak bu uzlaşı önergelerini bugün temin ettik. Bunun çalışmasını yapıp görüşlerimizi ileteceğiz raportöre. Onun dışındaki diğer önergeler devre dışı kalacak. Biz şunu istiyoruz her zaman bu raporlar yapıldığında. Rapor yönlendirici olsun. Rapor yapıcı olsun. Rapor adil olsun. Rapor daha bir balans bir durumda olsun ki hiç olmasa ülkeler, aday ülke ki ben sadece Türkiye kastetmiyorum, aday herhangi bir ülkenin raporundan bahsediyorum. Ülkeler bundan istifadeyle gerekeni yapsınlar. Aksi takdirde raporun çok fazla ciddiye alınmadığı zamanları da biliyoruz. Hatta bazı insanlar bu raporları Avrupa Birliği'nin aleyhinde de kullanabiliyorlar. Tabii bu seyahatimizde yine birçok parlamenterle görüşmelerimiz oldu. Son güncel meseleleri de görüştük. Çeşitli yasalarda yaptığımız değişiklikleri, bunların niçin yapılıyor olduğunu, internet yasasındaki anlattıklarımız ile onların kafasındaki husus tamamen farklı olduğunu kendileri bize ifade ettiler. Yani bizim amacımız burada Avrupalı parlamenterlerin birinci elden bilgi sahibi olmaları. Aksi takdirde çok kirli bilgiler var, çok yanlış bilgiler var etrafta. HSYK kanunu ile ilgili yapmış olduğumuz değişikliği yine kendilerine anlattığımızda yani gerçekten biz böyle bilmiyorduk falan diyorlardı. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan her şey, mesela sen Avrupa Birliği ile bir uyum içinde, Avrupa Birliği ile bir görüş alışverişi yapılarak yapılmaktadır. Bu da Avrupa'daki de Türkiye'deki demokrasinin daha da güçlenmesini, Türkiye'deki reformların daha da ileri gitmesini, Türkiye'deki insan hak ve hürriyetlerinin, temel hakların daha da gelişmesini beraber getirmektedir. Efendim, Avrupa Birliği süreciyle ilgili Avrupalı Türkleri, özellikle de Fransalı Türklere vereceğiniz herhangi bir mesaj var? Şimdi Avrupa'da yaşayan Türkler, ki bunlar Türkiye'nin birer fahri elçisidirler. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini kolaylaştırıcı
bir çalışma içinde de devamlı. Bunu takdiriyle karşılıyoruz. Avrupa'da yaşayan Türklerin bulundukları ülkelere bir an önce entegrasyon sürecini tamamlamalarını arzu ediyoruz. Burada sivil toplum örgütleri oluşturarak buradaki toplumla daha fazla iç içe olmalarını arzu ediyoruz. Burada siyaset yapmalarını arzu ediyoruz. Özellikle Fransa'da bugünlerde ay 26'sında mahalli seçimler var. 23-30. Bu mahalli seçimlerde Mart'ta. Mart'ın 26'sında mı? 23-30. 23 ve 30. İki kademeli. Burada çok aktif bir şekilde rol almalarını arzu ediyoruz. Hangi aday ile beraber çalışacaklarsa ortak bir tavır alsınlar. Ortak bir görüş oluştursunlar. Ki bunu arkadaşlarımızla hep konuşuyoruz. Çalıştıkları aday ve parti hangisi olursa hiç olmazsa daha sonraki aşamada herhangi bir sıkıntıları olduğu zaman bunu götürüp rahatlıkla kendilerine iletebilsinler. Ayrıca Avrupa Parlamentosu seçimleri var Mayıs ayında. Orada da eğer mümkünse mutlaka Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili seçebilmek için yer alabilsinler. Bu mümkün olmadığı takdirde hangi adaya oy vereceklerse toplu halde bunu yapsınlar ki o seçilen milletvekili buradaki Türk toplumun haklarını müdafaa edebilsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.